seçim günüyle sınırlı bir gözlem yapmıyoruz. Seçim süreci başladığı andan itibaren seçimleri gözlemlemeye başlıyoruz. Dolayısıyla bu seçim için sadece seçim gününü söylemeyeyim. Bu seçim toplanma özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün, seçim yönetiminin adilliği ilkesinin, örgütlenme özgürlüğünün ve seçimin evrensel kriterlerinden bir tanesi olan kamunun tarafsızlığı ilkesinin bütünüyle ihlal edildiği bir sürecin sonunda 14 Mayıs'a geldik. Seçmenin özgür iradesini teslim aldı ve 14 Mayıs'a aslında öyle geldik. Çünkü inanılmaz bir medya ortamı var, iktidar lehine çalışan ve muhalefetin aslında sesini, sözünü söyleyebilecekleri mecralar çok etkili değil. Dolayısıyla bugün karşımızda bir tablo var, ikinci tura kalmış bir tablo. Bu arada altını özellikle çizmek isterim. Yüksek Seçim Kurulu'nun tarafsızlığı ilkesinin de bu seçimde çokça tartışılması gerekiyor. Çok net bir biçimde bizim tespit ettiğimiz hukuken problemli kararlar var. Artı ayrımcılık yaptığı, doğrudan ayrımcılık yaptığı kararlar da var. Dolayısıyla bizim baktığımız çerçeveden bakınca seçim böyle bir seçim. Sonuçlar elbette siyasi olarak yorumlanabilir. Ama biz insan hakları perspektifinden bakan bir platformuz. Seçme ve seçilme hakkına ne kadar erişiyor insanlar, o hakkı ne kadar eşit fırsatlarla kullanabiliyor, buna bakıyoruz. Buradan baktığımızda Türkiye'de antidemokratik, insan haklarıyla uyumlu olmayan bir seçim mevzuatı var. Bir seçim yönetimi var, yani Yüksek Seçim Kurulu var. Şeffaf değil, tarafsız değil. Dolayısıyla bu sonuçlar aslında üretilmiş sonuçlar diye görebiliriz. Seçmenin bilgi edinme hakkı, bilgilenme hakkı, özgür iradesini oluşturma hakkını kullanamadığında seçmen bunu, doğal olarak iktidarın gücünü kullanan partiler daha sonuç alıyorlar. Mevzu bizim için böyle. Bir defa erişemeyen engelli seçmenler var. Ondan sonra çeşitli yerlerde siyasi partilerin müşahitlerine bile kanunun gerektirdiği kolaylıkları sağlamayan durumlar var. Bazı bizim gözlem heyetlerinden de gelen toplu biçimde oy kullanma meselesi var. Propaganda yasağının ihlali meselesi var. Artı kamu yetkililerinin kullanması meselesinin. Yani Türkiye'de bir seçim döneminde en azından bizim izlediğimiz ve kayıt altına aldığımız 2011'den beri yapılan seçimlerde ilk kez bir vali bir siyasi partinin mitinginde konuşmacı olarak yer aldı. Şimdi dolayısıyla bu seçime Millet İttifakı, Cumhur İttifakı ya da yarışan siyasi partiler açısından bakarken devletin pozisyonunu çok doğru bir biçimde tartışmamız lazım. Yani seçimlerde devletin aldığı pozisyonu tartışmamız lazım. Bizim bakımımızdan süreci başından beri izlediğimiz için güvenlik uygulamalarıyla, seçim idaresinin aldığı kararlarla, daha öncesinde seçim mevzuatında yapılan değişikliklerle iktidar bu seçime 5 puan önde başlamıştı. 5 puan önde bitirdi diyebiliriz. Yani dolayısıyla bu ortamı tahlil etmeden seçim gününe bakarak hani ya da seçim sonucuna bakarak Türkiye'de meşru, demokratik, insan hakları standartlarına uygun bir seçim yapılmıştır demek çok anlamlı değil. Öncesine bakmamız gerekiyor. İşte siyasi partilere açılmış kapatma davaları var. Bir takım siyasi partilerin suçlulaştırmayla karşı karşıya kaldığı durumlar var. Rahat çalıştırılmayan, tutuklanan milletvekili aday adayları var. Dolayısıyla bütün bunlar aslında bu sonucu üretmiş şeyler. Yani seçim günü başta da söyledim. Bizim baktığımız bakımdan
oy sayımlarına bakıyoruz, oy verme işlemine bakıyoruz. Gördüğümüz manzara şudur. Bir, parti müşahitleri de dahil sandık kurulu üyelerinin açık bir bilgisizlik halinde olduğu çok sayıda örnek var. Ama sandığına erişemeyen engelli yaşlı seçmenler var. Dolayısıyla bunlar rutin şeyler ama devlet kendi görevini yerine getirmedi diye düşünüyorum. Yani hiçbir seçmene örneğin kanuni bir gereklilik oy verme sürecinin anlatılması gerekiyor. Ama anlatılmıyor. Sahada gözlem ekiplerimiz bunu bildiriyor. Kaldı ki Türkçe bilmeyen seçmenler var. Onlara tercümanla anlatması gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun ana dilde seçmen eğitimi yapması gerekiyor. Bunların hiçbiri yapılmayınca geçersiz oylar yüksek çıkıyor. Blok oy kullanmalar var. Tüm tarafsızlığını yitirdiğini ve bir pozisyon aldığını, valisi, kaymakamı vesaire vesaire, bakanı, dolayısıyla medyanın, kamu medyası da dahil olmak üzere, yani TRT ve Anadolu Ajansı da dahil olmak üzere bir açık pozisyon aldı ve seçmeni özgür iradesinin oluşmasını engelleyen haberlerin yapıldığı bir tablo vardı. İletişim Başkanlığı'nın bugün baktığım bir habere göre ya en fazla harcama yaptığı ay Nisan ayı 400. Bu kadar propaganda için para ayrılmış. Dolayısıyla bunların ürettiği, ya bunlar olduğu zaman başka bir sonuç elde etmek mümkün değil zaten. Yani öncesi demokratik değilse, seçim yönetimi adil değilse, ifade özgürlüğü, toplanma özgürlüğü konuşuluyorsa, tartışılıyorsa, ihlal ediliyorsa, orada iktidarın, dünyanın her ülkesinde böyle olur. Böyle bir ön zamanı geçen seçimde dünyanın her ülkesinde iktidar o seçimin galibi olarak çıkar. O gerçekleşti. Durum bu. İkinci turu da izleyeceğiz. Bizim sabit bir kriterler listemiz var. Aynı şekilde ikinci turu da izleyeceğiz. Yüksek Seçim Kurulu'na başvurular yapıyoruz. Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu'na ayrımcılıkla ilgili, seçme ve seçilme hakkına ayrımcılıkla ilgili başvurular yapıyoruz. Bir de ayrıca yurttaşlar için ürettiğimiz bir uygulama var. Yurttaşlar kendi tanık oldukları ihlalleri onunla bize bildirebilirler. Cep telefonlarında hem Android'de hem iPhone telefonlarda çalışan bir uygulama. Buradan belki bir çağrı yapayım sizin vasıtanızla. Yurttaşlar bu uygulamayı indirip seçim günü tanık oldukları ihlalleri bize bildirebilirler, raporlayabilirler. Eşitlik gözlemcisi uygulamamız var. Dolayısıyla eğer yurttaşlar bu uygulamayı indirirse bize oradan bilgi gönderebilirler ve bu bilgileri, ihlal bilgilerini titizlikle değerlendireceğiz ve seçim raporumuzda yer vereceğiz.